davet ediyorum. Buyurun Genel Başkanım. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın değerli başkan vekili, Türk işimizin değerli bölge temsilcisi, iş yerlerimizin değerli sahipleri, değerli yöneticileri, Uludağ Üniversitemizin değerli yöneticileri, çok kıymetli misafirler, Türk İş'e bağlı sendikalarımızın değerli başkanları, değerli yöneticileri, basınımızın değerli temsilcileri, değerli kardeşlerim, değerli emekçiler, değerli dostlarım. Bugün sizlere dünyanın en gurur verici duygularından biriyle sesleniyorum. Bugün sizlere görevini yapmış olmanın huzuru, alın terine sahip çıkmanın sevinciyle sesleniyorum. Emeğinizin nöbetçisi, yüreğinizin yarını olmak benim için ödüllerin en büyüğü. Bugün sizlere evde sizi bekleyen insanların hasretiyle sesleniyorum. Yıllardır ekonomiyi büyüten bu şehirde, ülkenin bebesine süt olan, gelinine beşi bir yerde, erkeğine ekmek parası olan bu şehirde aynı kaderi paylaştığımız, aynı kavgaya karıştığımız, aranızdaki en genç, en delikanlı, kendimi çırak okulunu yeni bitirmiş bir işçi gibi hissediyorum. Gurbetten yeni dönmüş gibiyim. Bursa Ovası'nda, Türk Metal Yuvası'nda kendimi demiri döven çelik gibi hissediyorum, çelik gibi. Dostlarım, sizin için girdiğimiz her mücadelenin sonucunda olduğu gibi bu sefer de alnımız ak, başımız dik. Düğüne derneğe gelir gibi coşkuluyum. Bizim bizden başka dostumuz yok. 180 bin üyemizin selamıyla geliyorum. İşte bu duygularla Bursa şubemizin birinci olan genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, konuşmama başlamadan önce sizlere kısa bir hikaye anlatacağım. Yıllar önce tası tarağı toplayıp yola çıktığımda elimde ekmeğim, aklımda ailemin geleceği vardı. Ben de çoğunuz gibi gurbette aradım geleceğimi. Çoğunuz gibi sırtımı yaslayacak bir duvar, derdimi paylaşacağım dostlar aradım. İşte ta o zamanlar tek başıma mücadele etmenin ne kadar zor olduğunu, örgütsüz gücün aslında hiçbir güç olmadığını gördüm. Sendikam, Türk Metal'le işte o zaman tanıştım. Bu benim hayatımdaki ilk dersti. Sonra örgütsüz, güvencesiz, köle gibi çalıştırılan işçilerle karşılaştım. Benim huzur içinde eve getirdiğim ekmeği, onların nasıl zor şartlarda kazandığını, aç, sindirilmiş insanların çaresizliğini gördüm. Hayat sadece benim için değil, kendi ailem için değil, bütün emekçiler için, hak için, hukuk için, adalet için mücadele etmem gerektiğini öğretti bana. Bu da benim hayatta ikinci dersimdi. Ve o zaman söz verdim. İşte başkan, işte sendika. İşte başkan, işte sendika. İşte o zaman söz verdim. Dedim ki, senin işin olması yetmez. Herkesin işi olmalı.
Senin iş güvencen olması yetmez. Herkesin iş güvencesi olmalı. Senin sendikal olman yetmez. Herkes sendikal olmalı. Ve dedim ki sevgili kardeşlerim, senin mutlu olman yetmez. Herkes mutlu olmalı. İşte son 30 yılımı bu ideallerin peşinde koşarak geçirdim. İşte değerli arkadaşlarım, son 30 yılımı bu idealler peşinde koşarak geçirdim. Emekçiler ezilmesin, hakları yenmesin dedim. Gelecekleri bir patronun iki dudağı arasında olmasın istedim. Şimdi yanınıza gelirken Türkiye'nin en büyük örgütlü gücünü, bu coğrafyanın ve Avrasya'nın en güçlü sendikasını getirdim. Sizlere Türk Metali getirdim. Temelinde sizin teriniz olan, mücadelesinde sizin yüreğiniz olan, bayrağında sizin kanınız olan sizin sendikanızı Türk Metali getirdim size. Artık şunu herkes iyi anlasın. Metal sektöründe en imkansız sözleşmelerin altına imza atan, pazarlık masasında işçinin hakkından başka hiçbir hesabı olmayan, aldığı ücret artışlarıyla Türkiye'nin en yüksek ortalamalarını yakalayan, İmzaladığı sözleşmeler Türkiye'de en çok fotokopi yapılan ve çok şükür ki bu son toplu sözleşmede de ilk 6 ayda %9.78 alan bir sendikayı getirdim size. Çok şükür Allah'a, alnımızın akıyla geldim karşınıza. Değerli arkadaşlarım, gündemimizdeki en önemli konu herkesin çok iyi bildiği gibi kısa bir süre önce sonuçlanan MES'le imzaladığımız toplu iş sözleşmesi. Az sonra ayrıntılarına gireceğim. Bir cümleyle ifade etmek gerekirse Türk Metal'in tarihine bir ücret zammı daha altın harflerle yazıldı. İlk 6 ay için %9.78 zam aldık. Erzak yardımı, sosyal yardımdaki artışları da hesaba kattığınızda ilk 6 ayda ücret artışı %12.02'ye çıkıyor. Bu oran sizin hakkınızdır. Çalışkan, fedakar metal işçisinin emeğinin karşılığıdır. Ananızın ak sütü gibi helaldir. Ananızın ak sütü gibi helaldir. Bizler de sizlerle gurur duyuyoruz değerli arkadaşlar. Hepinizle gurur duyuyoruz. Değerli arkadaşlarım. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. MES'le 15 Aralık Pazartesi akşamı, yani bundan 5 gün önce imzaladığımız sözleşmenin sonucunu sizlere anında web sitemizden duyurduk. Şube başkanlarımız, baş temsilcilerimiz, temsilcilerimiz de hiç vakit kaybetmeden ayrıntıları anlatmak için iş yerlerine girdiler. Ve kısa bir süre sonra ip tepkileri almaya başladık. İstanbul'dan Çerkezköy'e, Ankara'dan Gebze'ye, Eskişehir'den Kocaeli'ye, Sakarya'dan Manisa'ya, İzmir'den Bursa'ya, yani ülkenin dört bir yanından sevinç ve teşekkür mesajları yağmaya başladı. Teşekküre gerek yok değerli arkadaşlarım. Biz görevimizi yaptık, işimizi yaptık. Asıl teşekkür etmesi gereken bizleriz. İşte başkan, işte sendika. İşte başkan, işte sendika. İşte başkan, işte sendika. Sizin bize verdiğiniz destek öyle büyük ki, o masada otururken kendimizi dünyanın en güçlü ordusunun komutanı gibi hissettik. Ve bize ödüllerin en büyüğünü verdiniz. Hayır dualarınızı gönderdiniz. Bundan daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Allah razı olsun dediniz. Allah sizden de razı olsun değerli arkadaşlarım. Allah sizden de razı olsun.
arkadaşlarım, değerli delegeler, bildiğiniz gibi Türkmetal ile MES arasındaki grup toplu üs sözleşmesi müzakereleri 25 Ağustos 2014'te başladı. Ve yine çok iyi bildiğiniz gibi son 6 ayda gerçekleşen %3.78'lik enflasyon kadar zam önerdiler. Sosyal haklarda ise yıllık %9.54 olan enflasyon kadar bir zam karşımıza geldiler. Yani MES yarattığımız o kadar değere rağmen, kırdığımız üretim rekorlarına rağmen, verimlilik artışlarına rağmen bize sadece enflasyon kadar bir artış önerdi. Hem de sokağın, pazarın enflasyonunu değil, TÜİK'in enflasyonunu önerdi. Sadece bu kadar da değil, MES ikramiyelerde yakacak yardımı da kısa yemi yine gündeme getirdi. Dahası deneme süresinin 2 aydan 4 aya çıkarılmasını istedi. Telafi çalıştırma, denkleştirme süresinin 2 aydan 4 aya çıkarılması istedi. Doğal olarak bunların hiçbirini kabul etmedik. Kazanılmış hiçbir hakkımızdan taviz vermedik. 28 Ekim'de uyuşmazlık tuttuk. Ama buna rağmen görüşmelerimiz devam etti. Kasım'ın 10'unda ve 20'sinde yeniden bir araya geldik. Evlenme, doğum, ölüm, askerlik, yemek, vasıta yardım ve yolluklarda anlaştık. Bu maddelerde İlk yıl için ortalama %13.08 ile %24.06 arasında artış kaydettik. Değerli arkadaşlarım, MES'le Aralık ayının 1'inde ve 5'inde yaptığımız 2 toplantıya ben de katıldım. Ve bu toplantılardan önce dedim ki, artık sona yaklaşıyoruz. Gelin bu toplantılarda bir adım atın. Kimseyi sokağa dökmeden, alanlara indirmeden, bu işi diyalogla, uzlaşarak masada çözme iradesini gösterin. Bu uyarılarımız bir noktaya kadar sonuç verdi. 1 Aralık'ta gerçekleştirdiğimiz toplantıda bazı önemli kazanımlarımız oldu. Çocuk yardımı, öğrenim yardımı, ayakkabı yardımı konularında anlaşmaya varıldı. %16.19 ile %39.62 arasında değişen oranlarda zam aldık. Fakat ne yazık ki 5 Aralık'ta gerçekleşen son toplantıda beklediğimizi bulamadık. Gece yarılarına kadar tartıştık, pazarlık kızıştı ama maalesef el sıkışamadık. Çünkü masada hala işçinin hakkı duruyordu. Çünkü masada hala işçinin alın teri, göz nuru duruyordu. Çünkü masada hala sizin emeğiniz, ekmeğiniz duruyordu, ekmeğiniz. Yedirmedik o ekmeği onlara, yedirmedik ve kalktık masadan. Yarınıza geldik. Sabaha karşı yollara düşüp Bursa'ya geldik. Genel Kuyumluk Genel Kurulu'na katıldık. Fakat şuna inanın değerli arkadaşlar, görüşmelerin en kritik zamanlarında bile en ufak bir umutsuzluğa kapılmadık. Çünkü son zamanlarda hemen hemen her görüşmeden sonra Bursa'daki bir genel kurula katılmak üzere Bursa'ya geliyorduk. Bu salonda size inanan, size güvenen kardeşlerimiz, bize güvenen kardeşlerimizi gördükçe bu salondaki toplantı için enerji topluyorduk, dinamo gibi enerji topluyorduk. İşte o enerjiyle geçtiğimiz pazartesi günü masaya oturduk. Bursa seninle gurur duyuyor. Bursa seninle gurur duyuyor. Bursa seninle gurur duyuyor. Yine çetin geçen pazarlıklar sonucu yaklaşamadıkları, akıllarına bile getiremedikleri rakamlarda direndik. İlk 6 ay için %9.78 ve evet dedirdik ve el sıkıştık. Bu orana 60 gün içinde ödenecek 300 liralık erzak yardımı ve sosyal yardımlardaki %15'lik artışı da kattığınızda ücret ortalamasına ilk 6 ayda %12'yi aşırdık. Şimdi gelelim bu sözleşmede ilk kez gündeme gelen ve bizim de son derece ince hesaplar sonucu olumlu karşıladığımız 3 yıl meselesine. Bildiğiniz gibi bu sözleşmeyi 2017 yılının sonuna kadar, yani 3 yıllık imzaladık. Sözleşmenin 2. yılı sona erdiğinde, yani 5. 6 ayın ilk başlangıcında %3.5 oranında artış, refah payı aldık. Bu sözünü ettiğim %3.5'luk refah payı şimdiden kazanım hanemize yazıldı. Bu ne demek? Bu şu demek: masada bir damlanın terinizi, bir lokma ekmeğimizi bırakmadık demek. Neye hak ettiysek
son kuruşuna, son delikli kuruşuna aldığımızın göstergesi demek. Hepinize helal olsun. Hepinize helal olsun. Arkadaşlarım, biliyorsunuz başlangıçta enflasyon otomatiğine bağlanmış 3 yıllık bir sözleşmeye karşıydık. Ama karşılığı verilmiş bir 3 yıl içinde imza atarız dedik. Karşılığını verdiler, biz de imzaladık. Hatırlayın, bize geçen sözleşmede de 3 yıl önermişlerdi. Hatta bir sendika da bu 3 yıl önerisini kabul etmişti. Ama biz o zaman bunun karşılığını alamadığımız için direndik. Bu öneriyi reddettik. O günlerde MES yönetiminden burada değerli dostum Cenk Bey de var. Aynen söyledim. Şunu şu fıkrayı anlattım. Bir insan bir dövmeciye gidiyor. Göğsüne aslan dövmesi yaptıracak. Göğsünü açıyor. Dövmeci iğneyi alıyor. İğneyi batırınca adam feryat ediyor. Ne yapıyorsun diyor. Aslanın diyor yelelerini yapıyor. Yelesiz olsun diyor. Bir müddet sonra adamın canı yine yanıyor. Ne yapıyorsun diyor. Aslanın pençelerini yapıyorum diyor. Pençesiz olsun diyor. Bir müddet sonra canı yine yanıyor. Ne yapıyorsun diyor. Kuyruğunu yapıyorum aslanın diyor. Kuyruksuz olsun diyor. Aslan yerine güdük bir şey çıkıyor göğüste. Bu diyor aslana benzemiyor. Adam dövmecilere diyor ki aslan dövmesi yaptıracaksan aslanca acılara katlanacaksın. Yoksa böyle güdük bir şey çıkar. 3 yıl önce vermediler. Üç yıl isteyen 3 yılın bedelini öder. 3 yıl önce, bir dönem önce vermediler. Bu dönem verdiler. Değerli arkadaşlarım, bizim sözleşmenin süresiyle ilkesel bir sorunumuz yok. Olmaz da. Çünkü sözleşmenin süresi tek başına hiçbir anlam ifade etmez. Eğer çok iyi rakamlar yakalarsanız tıpkı bu sözleşmede olduğu gibi o zaman 3 yılı da imzalarsınız. Türk Metal'in sözleşme sürecinde tek bir hedefi vardır. O da üyesinin refahını arttırmaktır. Biz bunun için ne gerekiyorsa gözümüzü kırpmadan yaparız. Bu sefer de öyle yaptık. Sizin menfaatiniz söz konusuysa ölçtük, biçtik, en doğru kararı verdik. Şimdi gelin aynı hesabı yapalım. Değerli arkadaşlarım, ilk 6 ayda %12'nin üzerinde 5. 6 ayda alacağımız enflasyon artı 3,5 refah payını da koyduğumuz zaman onun üzerine 6 ayda bir alacağımız enflasyon farkını da ekleyin, işte hesap ortada. Kümülatif olarak 2 yıllık sözleşmeden daha fazla refah payı geliyoruz. Bakın son 10 yıla hiçbir 6 yıllık periyotta %15'lik refah payı geçilememiş. Biz bu sözleşmede daha sözleşmenin 3 yılında bakın 6 yıllık periyotta 15'i hiç geçilememiş. Biz ilk 3 yılda %11 refah payı yakaladık. Yani 3 yıl 2 yıldan fazla getirdiği için kabul ettik. Varın bundan sonrasının hesabını siz yapın. İmzaladığımız bu sözleşmeyi hayal bile edemeyenler bu rakamları duyduğunda samimi söylüyorum imza kuyruğuna girdiler. Mesin kapısını aşındırmaya başladılar. Çarşamba günü biri gitti imzaladı, perşembede öbürü gitti. Bize sadece siz değil, onların üyeleri de Allah razı olsun diyor. Bu aldıklarımız onlara da helal olsun. Arkadaşlarım, bu 3 yılın cebimize getirdiği katkının yarısına inanın başka yaraları da olacak. Biz bu zaman zarfında sendikacılığa çağ atlatacak bazı projelerin altına da Türk Metal'in imzasını atacağız. Yani Türkiye'de bizim başlattığımız sosyal sendikacılık kavramını daha da geliştireceğiz. Neler mi yapacağız? Dünyada bir iki daha gerçekleştireceğiz.
ilk kez bir işçi sendikası üniversite kuracak. Bunun ön izinini aldık. Bunun ön izini aldık. Evraklarımız YÖK'te. Burada sizlerin çocuklar okuyacak. Hem de cebinizden 5 kuruş para çıkmadan tam burslu okuyacak. Değerli arkadaşlarım, hepimiz emekçiyiz. Bazen çocuklarımız okuma şansı bulamıyor. İşçi çocuklarına iş garantili meslek sahibi yapacağız. Uludağ Otomobilciler Birliği Okulu'yla bazı proje görüşmelerini yaptık. İnşallah en kısa zamanda tüm ayrıntılarıyla sizlere açıklayacağız, kamuoyunu bilgilendireceğiz. Dün ayrı işçi çocuklara verdiğimiz bursları arttıracağız. İşçiden aldığımızı işçiye geri iade edeceğiz. Biz de aşık atmaya kalkanların, samimiyetimle söylüyorum, aklını alacağız, aklını. Bursa'da 2 ayrı projeyi hayata geçireceğiz. Dün arkadaşlarım Uludağ Üniversitesi ile değerli hocam da burada 2 önemli projeyi anlaşmasını yaptık. Birincisi meslek hastalıkları ile ilgili bir proje. Bu sabah Bursa basını ayrıntılı haber yapmış, ben de okudum. Diğeri de bu üniversiteyle birlikte kuracağımız sendikacılık akademisi. Artık sendikacılar sadece alaylı değil, okullu olacak, okullu. Araştıran. Araştıran, öğrenen, bilimsel gelişmeleri takip eden, psikolojiden anlayan ama daha da önemlisi ülkesine, milletine, bayrağına sahip çıkan sendikacılar olacak. Arkadaşlarım, hiç aklınızdan çıkarmamanız gereken en önemli şey, bunların hepsinin ananızın ak sütü gibi helal olduğudur. Ailenizde, çoluğunuzda, çocuğunuzda güzel bir gelecek için, insan onuna yakışır bir yaşam için hepsi sizin hakkınızdır. Şunu unutmayın ve unutturmayın. Siz bizle olduğunuz sürece, bize güvendiğiniz, inandığınız sürece, bizle omuz omuz olduğunuz sürece, birbirimize inandığımız, güvendiğimiz sürece alacağız, alacağız, daha da alacağız. Değerli arkadaşlarım, Bugün Bursa şubemizin 1. olağan genel kurulunu yapıyoruz. Ama toplu sözleşmenin imzalanmasından sonra sizlerle ilk kez bir araya geliyoruz. 2 mutluluğu birden paylaşmak için bu fırsatı bugün yakaladık. Biri Türk metalin en çarpıcı özelliği olan demokrasi şöleni, öteki de Türk metalin karakteri olan emsalsiz toplu sözleşme imzalama yeteneği. En büyük hedefimiz bütün baskılara, bütün yıldırmalara rağmen inadına örgütlenme. Büyüyeceğiz, örgütleneceğiz, büyüyeceğiz. Allah izin verirse Bursa'ya 7. şubeyi kuracağız. Yandı,
arkadaşlarım. Peki neden büyümek zorundayız? Sesimiz daha gür çıksın diye. Toplu sözleşme masasında daha güçlü olalım diye. Bunlar için büyümek zorundayız. Ama arkadaşlar, en az bunlar kadar önemli olan başka sorunlarımız da var. Üstelik bu sorunlar yalnızca bizim sorunlarımız da değil. Bütün emekçilerin sorunları. Biz Türkiye'nin en güçlü, dünyanın en büyük sendikalarından biriyiz. Ama daha da büyümeliyiz. Baskıcı neoliberal politikalar karşısında tüm emekçilerin, tüm çalışanların umudu biziz. Metal sektöründe olduğu gibi bütün sektörlerde emeğin savunucusu, hakkın arayıcısı olacağız. Bu bizim işçi sınıfına karşı sorumluluğumuzdur. Gönül borcumuzdur. İşte şu anda bu salonda aslan yürekli Türk metalciler duruyor. Ülkemizin farklı yerlerinde her çalışan, elinden iş güvencesi çalınan her işçi, merdiven altına mahkum edilen, kayıt dışı çalışan her işçi, ezilenler, horlananlar, sömülenler sizden yardım bekliyor, destek bekliyor. Kendimiz için olduğu kadar onlar için de büyümeliyiz, güçlenmeliyiz, mücadele etmeliyiz. Dostlarım, sözleşmeyi alnımızın akıyla bitirdik. Ama bu bütün sorunlarımızın bittiği anlamına gelmez. Çalışma hayatının gündemi çözüm bekleyen, acil müdahale gerektiren sorunlarla dolu. Bu sorunlara hemen hemen her konuşmamda değiniyorum. Kıdem tazminatı diyorum, taşören diyorum, özel istihdam büroları diyorum, diyorum da diyorum. Son nefesime kadar da bunları söylemeye, haykırmaya devam edeceğim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, gece vardiyasında arın terimiz, tüten bacada nefesimiz, yüksek fırında bizim ateşimiz var. Tezgahta bileğimiz, makinada çeliğimiz, kaynakta bizim ateşimiz var. Evde bebemiz, gönlümüzde yarimiz, yürekte bizim inancımız var. Yemin ettik bir kere, hiçbir şeyi koymayız geriye. Ne taşörende hakkımızı, ne patronda alacağımızı, ne devlette ahımızı. Kol kola çıkarız sokaklara. Ne zalim eyvallahımız, ne çakala merhabamız, ne de uğursuza sözümüz var. Omuz omuza geldik buraya. Kıdem tazminatına uzanan elleri kırmaya geldik. Esnek çalışmaya evet diyenlerin, taşeronla kol kola gezenlerin, özel istihdam bürolarında köle pazarları yapanların, işçilerin canına kıyanların, kar hırsına işçileri ezenlerin karşısında durmaya geldik. İşte meydan, gücü yeten, yüreği yeten buraya gelsin. Biz onurumuzla, namusumuzla geldik. Onların da varsa onlar da gelsin. Değerli arkadaşlarım, Allah'ın izniyle, Allah ömür verdikçe hep beraber olacağız. Ben Bursa şubemizin birinci olağan genel kurulunu ve yeni imzaladığımız daha mürekkebi bulunmayan toplu sözleşmemizi Türkiye İşçi Hareketi'ne, Türk metal işçilerine, emekçilerine, ülkemize, işverenlerimize hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. (Gülüyor)